Merhaba arkadaşlar, Servi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere annemin bizleri büyütürken yapmış olduğu Tire'de geleneksel kabak köftesi yapacağım. 3 malzeme girecek içine: kuru soğan, kabak, bal kabağı, bir de un. Yağda kızartacağım. Adet kuru soğanımızı rendeledik. Şimdi geldi sıra bal kabaklarımızı rendelemeye. Bal kabağınız kırmızı olursa daha iyi olur. Bu çok taze çıktı. Benim biraz yeşil çıktı. Orijinali kırmızı olması lazım kabağımızın. Burada bu şekilde toplamda kabağımızın temizledikten sonra ağırlığı 1 kilo kalıyor. Bu şekilde rendeliyoruz. Ben hepsini göstermiyorum size zamanınızı almamak için. Şu şekilde içini çıkarıyorsunuz. Taze kabak olduğu için çok çabuk soyuluyor. O kırmızı bal kabaklarından da olur. Esas orijinali odur. Bu hafta ben pazarda bunu buldum. Bu şekilde hepsini, kabaklarımı temizliyorum. Bakın. Güzelliğe bakın. Bu tazesi. Bal kabağın tazesi bu. Şu şekilde hepsini temizleyeceğim. Ve rendeleyeceğim. Robottan geçirmeyin. Çok suyu çıkıyor. O zaman çok un yiyor. Bu kadar. Şu şekilde. Rendelemiş olduğumuz kabakları suyunu şu şekilde sıkacağız. Ki fazla un girmesin. Un köftesi değil de kabak köftesi olsun diye. Bu şekilde böyle iyice suyunu sıkıyoruz. Yani soğanın suyunu sıkmadım. Lezzeti gitmesin diye. Çünkü suyu lezzet veriyor. Yani bu kabağın suyunu kesinlikle atmayın. Ben içiyorum bunu çiğ olarak. Siz içemezseniz eğer çorbalarınıza koyun. Bakın. Bu kadar un fazla koyacaktık. Un az olsun diye suyunu alın. Bu böyle bir. Şimdi içine 1,5 tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber. Siz kekik sevmiyorsanız içine dereotu maydanoz koyabilirsiniz. Fakat bunun orijinali bu şekilde. Kekikli. Kekik de bu bal kabağının tadını biraz kırıyor. Çok güzel bir lezzet veriyor. Herkes kekik sevmez. O yüzden siz koymayın. Maydanoz, dereotu olabilir. Ama o zaman da mücver gibi oluyor. Bu kabak köftesi. Yöresel bir yemek. Önce bunları bir güzel hepsini bir karıştırıyoruz. Hepsi karabiberi, tuzu birbirine iyice yediriyoruz. Daha sonra ununu vereceğiz. Şimdi un koyuyoruz. Normal beyaz unumuzu. Yalnız unumuzu kontrollü koyuyoruz. Ben ölçü vermiyorum bunda. Çünkü kıvam göstereceğim size kıvamını. Kabağın miktarına göre, soğanın miktarına göre bu un değişiyor içine giren. Un, soğan, kabak. 3 malzeme ile kabak köftesi. Çay saatlerine de, ara öğünlerine de çok yakışıyor. Bakın bu un şimdi yeterli gelmedi. Biraz daha koyuyorum. Ununu karıştırdıktan sonra çok un koymak istemezseniz 1 saat dolapta dinlendirin, biraz suyunu çekiyor, daha az unlu oluyor. Şekil bu, ince uzun. Bu mücver değil, içine yumurta girmiyor, un, kabak. Kuru soğan,
3 malzeme. Önce bunları hazırlayalım, sonra yağın altını açacağım. Yağ da kızaracak. Yöresel kabak köftemiz. Hatta annem biraz daha ince yapıyor. Benimkiler şişman oldu. Biraz incelteyim. Seninkiler şişman diyor annem. O yüzden inceltiyorum. Evet, daha ince olması lazım. Bu şekilde. Bu aslında biraz daha un fazla koyarsanız çok çabuk şekil verirsiniz. Ama o zaman çok un köftesi oluyor. O yüzden ben yağla yapıyorum. Bu şekilde. Un çok olunca çok çabuk şekil veriliyor. Esas orijinali şöyle ince uzun bu. Yapalım. Orijinal şekli budur. Kabak köftemiz bu kadar oldu. Şimdi yağımız ısındı. Duman çıktı. İçine tuz atıyoruz. Sıçramasın diye. Sonra da hazırlamış olduğum güzeller yapışmasın diye un serptiğim şöyle unlarını biraz atıyorum. İzmir köfte gibi oluyor biraz. 3 malzemeyle köftemiz pişiyor. Çocuklarınıza beslenmeyi de koyabilirsiniz bu rahatlıkla. Bayatlamıyor, bunu buzdolabına koyun. Birkaç gün çıkarıp yiyin. Kahvaltıda çok güzel oluyor. 5 çayında. Evet arkadaşlar, kabak köftelerimiz bu şekilde kızarmaya başladılar. Şimdi yağlı kağıdı alıyoruz. Fazla böyle gitsin diye yağıp. Bu mücver gibi yumuşak olmuyor. Bu tamamen farklı bir şey. Mücverle ilgisi yok. Bu kabak köftesi. Yani İzmir köfteyi kızartıyoruz ya, öyle oluyor. Evet, ikinci tavamız da kızarıyor. Birinci tavamız burada soğumaya başladı. Toplamda vermiş olduğum ölçüden 3 tavalık ürün çıktı. Evet arkadaşlar, köftemizin tadımına geçiyoruz şimdi. Şu şekilde. Nasıl rengi? Süper değil mi? Kuru kabak köftemiz. Bakın ellerimiz de yağlanmıyor çok. Yağ da yutmadı. Süper bir lezzet. Mutlaka çocuklarınıza yapın. Kabartma tozu koymayın kesinlikle. Buna kabartma tozu konmaz. Bu şekilde. Çok güzel, çok lezzetli. Kabağın tatlı. Tuz, karabiber. Muhteşem uyumu. Hepinize afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Kabak köftemiz pişti, hazır oldu. Hepinize afiyet olsun. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çocuklarınızı bu sebzeli köfteden yapın. Çok besleyici.